Merhaba arkadaşlar, ben Ona'dan Irmak. Bugün sizlere çevre etiği ve çevre etiği kapsamında çevre sorunları hakkında kısa ve bilgilendirici olduğunu düşündüğüm bir video hazırladım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Konuşmaya çevre etiğinin ne olduğunu anlatmakla başlamak istiyorum. Çevre etiği, çevre ile ilgili, doğadaki ortak yaşamla ilgili sorunlarla, sadece bilim ve teknolojik bakış açısıyla bakmayıp, bu sorunları felsefe ve etik bağlamda sorgulayan ve çözümler üreten uygulama etiği alanlarından bir tanesi. Çevre etiği ya da çevreci etik kuramlar, 20. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmıştır. Çevre problemleri insan yaşamının bütün alanlarıyla doğrudan ilişkili olmakta ve yaşam alanımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturduklarından kayıtsız kalınamayacak büyük bir problemler yümü olarak karşımıza durmakta. Ben ise bugün 20. yüzyıldan beri yaşadığımız büyük çevre problemleriyle enerji üretimi arasındaki ilişki hakkında düşüncelerimden bahsedeceğim. Enerji en basit tanımıyla iş yapabilme gücüdür. Hemen hemen yaptığımız her şey için enerjiye ihtiyaç duymaktayız. Kuvvetli olabilmek için yemek yeriz ve enerjimizi yediğimiz yemekten alırız. Yemeğimizi yapmak için ise ocak veya fırınları kullanırız ve bu cihazları da enerjiyle çalıştırırız. Yaşadığımız bu modern dünyada neredeyse her yerde enerji var. Şehirlerimizi aydınlatmak için kullandığımız lambalardan tutun da kışın ısınmak için kullandığımız ısıtıcılara kadar. Kullandığımız bu enerjiyi elde etmemizi sağlayan kaynaklara ise enerji kaynakları deniyor. Dünya üzerindeki enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olmak üzere ikiye ayrılmakta. Bizim burada asıl üzerinde durmamız gereken kaynaklarsa yenilenemez olanlar. Bu kaynaklar geri dönüşümü olmayan ve yakın zamanda tükeneceği düşünülen kaynaklar. Nükleer, petrol, kömür, doğalgaz bu kaynakların başına gelmekte. Yenilenemez enerji kaynaklarının uzun vadede kullanımının, özellikle fosil yakıtların, çevreye zararını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama bugün bu kaynakların kullanımı ve üretimi sırasında yaşanan bazı felaketlerden bahsedeceğim. Anlatmayı istediğim ilk felaket Exxon Valdez kazası. Exxon Valdez kazası veya Exxon Valdez çevre felaketi, Mart 1989'da Alaska yakınlarında yaşanmış, bugüne kadar insan eliyle gerçekleşmiş en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi. Felakette Exxon Valdez isimli petrol tankerinden resmi verilere göre 10,8 milyon galon petrol denize akmış. Bölgedeki doğal yaşam bundan yoğun bir şekilde etkilenmiş. Deniz kuşlarından katil balinalara kadar bölgede yaşayan birçok türden hayvan ölmüştür. Temizleme çalışmalarına gelecek olursak, gerek bölgenin konumu gerekse bu çapta bir kazanın daha önce yaşanmamış olmasından dolayı pek etkili olduklarını söyleyemeyiz. Dahası 2007 yılında Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Alaska açıklarında deniz yüzeyinin hemen altında hala 25 bin varil petrol bulunduğunu açıkladı. Örnek verebileceğim ikinci felaket ise ülkemizi de etkilemiş olan Çernobil nükleer faciası. Çernobil faciası 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen kazadır. Kaza sonrası oluşan serpinti bulutu ise maalesef ki Sovyetler Birliği'nin batısıyla buradan Avrupa'ya ve Karadeniz üzerinden de Türkiye'ye sürüklendi. Bugün Avrupa'da yaşanan bir sürü tiroid kanseri vakasının bu olayla bağlantılı olduğu düşünülmekte. Bu çevresel felaketlere ne zaman başlayacakları kestirilemeyen ve durdurulması çok zor olan kömür yangınları da örnek verilebilir. Hem uzun vadede hem kısa vadede böyle büyük zararlara yol açan bu kaynakların zararlarından kurtulabilmek için yapabileceğimiz en iyi şey, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve teşviklenmesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklara örnek olarak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, hidrolik enerji ve biyokütle enerjisi sıralanabilir.
2015 yılı sonu itibariyle dünyada üretilen elektriğin yaklaşık %23.7'si yenilenebilir kaynaklardan elde ediliyor. Dolayısıyla bizim amacımız bu oranı yükseltmek olmalıdır. Tabii tam olarak küresel bir enerji devriminin hemen gerçekleşebileceğinden bahsetmiyorum. İlk olarak devletler tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor. Kısa bir araştırmadan sonra ülkelerin çoğunun fosil yakıt kullanımını engellemek yerine bu kullanımı arttırmak için para yatırdığını öğrendim. Kendi ülkemize bakarsak, Türkiye enerji arzında güvenlik sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için başta lignit olmak üzere kömüre çeşitli desteklerde bulunmakta. Türkiye 67 milyar watt kapasitesindeki 80 yeni kömürlü termik santral planıyla Çin ve Hindistan'dan sonra dünyadaki 3. en yüksek kömür kapasitesi artırım planına sahip ülke. 2010 yılında parçacık madde kirliliği ve ozon maruziyetine bağlı 28.924 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. 2009 yılında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 ülkesi ülkeler, fosil yakıt teşviklerinin aşamalı olarak kaldırmayı kabul etti. Ancak Nisan 2026 ayında meclise sunulan enerji piyasasındaki değişiklikler teklifiyle Türkiye'de fosil yakıt teşviklerinin artırılması tekrar gündeme gelmiştir. Dünyaya dönecek olursak, koronavirüsten dolayı dünyanın değişik bölümlerinde hava kirliliğine neden olan azot dioksit oranının azaldığı doğru. Fakat bu demek değildir ki bu kaynakların kullanımı sonucu oluşan bütün zararlar ortadan kalkıyor. IMF'ye göre enerji teşviklerinin kaldırılması, Orta Avrupa'daki hava kirliliği kaynaklı erken ölümlerin sayısını %60 oranında azaltacak. Bu teşviklerin kaldırılması sadece yenilenebilir enerjiye geçiş sağlamakla kalmayacak, sağlık sisteminin geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele için de finans kaynağı olacaktır. Daha da önemlisi, teşviklerin kaldırılmasıyla erken ölümler ve kronik hastalıklar ortadan kalkacak ve insan sağlığına katkıda bulunulmuş olacaktır. Önceden de dediğim gibi kullanımı ucuz olan bu kaynaklardan hemen vazgeçme durumundan söz etmiyorum. Ama bu kaynakların zararları hakkında bilinçlenmemiz ve insanları bilinçlendirmemiz gerektiği kesindir. Son olarak ise umarım bu video bu konuya bakış açınızı değiştirir ve bu konu hakkında daha duyarlı olmamızı sağlar.